silah taşıdığınızı bilseydik, biz yanımıza silah almazdık. Hazır Ali. Bizim kızlar silah mı taşır? Tabancayı gördü ya, hemen bizim kızlar oldu. Vallahi taşıyorlar Burçut abi. Muhtemelen senden de benden de iyi nişancılardır ha. Anamın elmanın içinden çıkan kurtu 20 metreden vurduğunu görmüşüm. Sorması ayıp. Ana niye böyle bir şey yapıyor Dorşit? Elmalarımı yiyorlar diye kızaydı da. Anamı övmek için demiyorum. Kadın milleti silah sevmez. Ama bir şeyine zarar verdin mi kurtuluşun yoktur. Onu diyorum. Burçut abi. Babaannem iyi nişancı mıdır? Hiçbirine sıktığını görmemişim. Onu tanıdım tanıyalı bana yatırır o işleri. Altan gittikten sonra seninle anlaşabileceğimize inanmıştım. Açıkçası tamamen Altan'ı suçlu bulmuştum. Ama bugün görüyorum ki sen ilişkileri geren bir insansın Hızır. Ben seni nasıl germişim bir anlatırsan ben de anlayayım Cengiz Bey. Verdiğin hangi sözü tuttun Hızır? Peki sen verdiğin hangi sözü tuttun? Altan'ı yakalayıp içeriye mi attın mesela? Sırf canın istedi diye. İstihbaratta öyle bir konuma yükselmiş adamı içeri atamazsın. Canım istedi diye değil. Vatan hainliğinden içeriye at dedim. Ben sana yol verdim Altan'ı yok et diye. Sınırsızlarla baş edemedin. Yardımımı istedin. Sizi bir araya getirdim. Bir dakika. Ben yolsuz değilim. Benim bir yolum var. Ama yoluma senin itlerin çıktı. Ya bu itleri yolumdan al ya da ben herkesi itlaf ederim dedim. Belli ki edemiyorsun Hızır. Bırak düşmanlarını, kendi masanı bile kontrol edemiyorsun. Bizim masamızda bir problem yok Cengiz Bey. Neye göre yok Alparslan? Siz nerede olduğunuzun farkında mısınız? Olanlardan beni bir haber mi zannediyorsunuz? Biz nerede olduğumuzu biliyoruz. Bu noktaya kimler yüzünden... Ha, bunu iyi anlamda söylemiyorum. Geldiğimizi de biliyoruz. Biz size... bizim çözüm ortağımız olun diyoruz. Biz kazanırken ülkemiz de kazansın diye. Ülkeniz siz yokken kazanıyordu. Kazanmaya da devam eder. Kendinizi öyle çok önemli falan zannetmeyin. Cengiz Bey. Biz sizinle silahlar konusunda bir anlaşma yaptık. Şimdi siz bu noktaya nasıl geldiniz ben anlamadım. Damlacığım,
Konuya girerken şöyle dedim. Sözünüzü tutmuyorsunuz. Silahlar nerede? Yok. Mermiler nerede? Yok. Ben sizinle bu şekilde nasıl devam edeyim? Bunları size teslim etmeyeceğiz demedik Cengiz Bey. Ayrıca henüz bir anlaşmayı imza atmış da değiliz. Elinizde olmayan şeyin ne anlaşmasını imzalayacaksınız Ebru? Paranızla bile satın alamadınız sınırsızlardan. Yok. Haklısınız Cengiz Bey. Maalesef biz parayla her şeyi satın alamıyoruz. Bu konuda eksikliğimiz var. Ne demek istiyorsun sen? Şunu demek istiyor. Tavrım bir net olsun, net. Bizimle olacaksan bizimle yürümeye devam et. Ama yok itlerle beraber olacaksan onlarla beraber yürümeye devam et. Yani demem o ki ayaklarının üstüne kalk. Dik dur dik. Onların üstünde yürümeye devam et. Bizimle beraber. Ama yok. Dört ayak üstünde yürümeye devam edeceksen biz de seni ona göre muhatap alalım. Sen benim muhatap olacağım adam değilsin Hazır. Bir daha herhangi bir işinle ilgili karşıma çıkma. Bu bir tek seni bağlamıyor. Ailen de, ortakların da dahil. Ne ticaret yaptırırım size bundan sonra, ne de nefes aldırırım. Şimdi terk edin mekanı. Arabalarına kadar eşlik edin. Cengiz. O koltuğa yapışmışsın ya. Ne olur ne olmaz diye. O koltuktan sakın kalkma. Ne olur ne olmaz. Şey olduğu yok. Patron benim demeye çalışıyor. Patron o değil.
O yüzden böyle bir şey söylemeye çalışmıyor. Ama böyle kestirip atması da hayra alamet değil. Yakınımızda. Tamam, arayacağım ben seni. Kim yakınımızdaymış? Tufan telefonunu hala takip ettiriyorum. Bu yakınlardaymış. Ne işi varmış onun bu yakınlarda? Ne demek o? Bizi mi takip ettiriyor acaba? Karvo'ya haber verin. Geliyorlar. Şimdi anladım. Burada tuzak kuracaklar. Çaprazı alacaklar bizi. Ben de var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam. Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmasam.